sirens, because these are the things through which we can solve problems. We cannot solve these problems on quarreling over a piece of land. And we should also strive to have mutual understanding and trust between and among us. I know that you are a Hindu and you are my brother. The fact that you are a Hindu does not create any regret and any anger in me, because I know that you are my brother and you are one of Allah's subjects. So I love you and I have no anger against you. So this is an example which shows us that there is no reason to quarrel over such realities. In such cases, if any conflict arises out of a piece of land, what is most honest and what is most sincere needs to be accepted by the both parties. And of course, in such issues, we should have an objective point of view. We should have a referee who has the capacity to solve the problem from a side, who has the potential to offer an objective point of view so that the both parties will accept what is most sincere and what is most realistic about the problem. So you basically support a peaceful dialogue between India and Pakistan with possibility of a third party intervention in the country. This brings me to the role of Turkey in playing the role of in between Afghanistan and Pakistan. Turkey recently hosted a summit between those two countries. How do you view the Turkey's role in Afghanistan, at least the conflict that's going on there? Bu söylediklerinizden Hindistan ve Pakistan arasında dostane bir ilişki ve barışa dayalı bir diyaloğun kurulması gerektiğini düşündüğünüz Tabii yönünde ki. Bir sonuç çıkarıyorum. Buradan da şunu sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi Afganistan ve Pakistan arasında da bir gerginlik var ve Türkiye burada önemli bir rol üstleniyor. Sizce Türkiye'nin Afganistan'la ilgili bu sorunda üstlenmesi gereken yol ne olmalı? Daha ayrıntılı olarak yanıtınızı alabilir miyim? Tabii orada bir kültür politikası çok önemli. Yani sevginin, şefkatin, merhametin, arkadaşlığın, affediciliğin, kültürlü olmanın, her yeri güzelleştirmenin, her yeri estetik hale getirmenin propagandası yapılması lazım. Bunların anlatılması gerekir. Bunlar oluştuğunda herkes rahat eder. Yani mesela siz Hindu olursunuz, bir başkası Budist olabilir, ya bir başkası başka türlü olabilir. Son derece makul bu. Allah herkesi çeşitli inançlarda yaratmıştır. Ama hepimiz kardeşiz. Yani bunu bu şekilde yaratan Allah. Yani insanlar Allah'ın yarattığı şekilde yaşıyorlar. O yüzden güzel ortamlar, güzel sözler, güzel konuşmalar gerginliği ortadan kaldırır. Daha barışçıl, daha sevecen, daha sevgi dolu bir hayata insanları iter. Çünkü dünya herkese yetecek kadar büyük. Yani bu kadar kavganın, bu kadar kargaşanın yapılacağı bir yer değil dünya. Burası Allah'a ibadet edilecek, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ortam. We need to talk about a very strong cultural policy about that problem, because we need to propagate the basic values of love, compassion, friendship, tolerance, brotherhood, and beauty. We should strive to have beauty all around us. People need to be told of these facts. We need to tell one another about these facts, and we need to have beauty all around us. If we achieve these basic concepts and values, and if we realize these things in our daily lives, you will see that everyone will be very comfortable and happy. You are a Hindu, for example. You might have been a Buddhist. And this is the fact of life, and this is the fact of our Creator, because Allah has created the people on this earth in different beliefs and in different forms. So we are all brothers, and we live as we have been created, in a multiplicity of values and cultures. So what we need to have in common is that striving for beauty. And in that framework, we will have the chance to live in a peaceful society, in a peaceful world, because the world is a very large place and it has the potential to sustain all human beings with their great basic needs and great happiness.
I was just going through some of the articles written by you, and in one of those, you did mention about the current economic crisis, and which you said the interest rates being charged by the banks are probably one of the major factors responsible for it. Could you elaborate on it, and then what's the solution to the current economic crisis that the world is facing? Son dönem yazdığınız bazı yazılardan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Yine son dönem yazdığınız yazıların birinde şu anda dünyanın içinden geçmekte olduğu ekonomik krize ilişkin bazı yorumlarda bulunmuştunuz. Bankaların batması, yüksek faizlerle ilgili yorumlarınız olmuştu. Genel olarak dünyadaki ekonomik kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii yine aynı şeyi söylüyorum. Yüksek faiz, tevekkülsüzlük, korku, yani yarın kötü şeyler olacak düşüncesi, parayı biriktirmek, malı biriktirmek, harcamamak, fakirlere para vermemek, insanlara para dağıtmakta cimri davranmak bu olaylara sebep oluyor. Eğer para dağıtılmış olsa para hareketlenir. Para hareketlenince de mal hareketlenir ve üretim hareketlenir. Para tutulunca mal da tutuluyor, mal tutulunca üretim de tutuluyor. Bütün olarak sistemde bir ölüm meydana geliyor. Bu insanların egoistliğinden, bencilliğinden kaynaklanıyor bir kısım insanların. Of course, I will be saying the same things again because the problem, the essential problem underlying this current economic crisis is the high interest rates and people having no insights about the future, and people are very afraid about the future. And one important fact is that they keep their money and their property in closed places. They don't spend their money because they are afraid about the future, so they go in no expenditures. Since that money is being kept, since that money is not being allocated to the poor and people other than holding the capital, that brings the system to a standstill, and which brings forth an economical crisis, because this tripartite relationship between money, property and the product, if you don't spend your money and if you don't make use of your property, you will have no production, and that will in turn bring you with an economical crisis. Of course, this very basically arises from the fact that people are very egoist and they are very afraid of future. Next week in Washington, leaders of G20, world's top 20 countries, prime ministers and presidents are meeting, who have been invited by U.S. President George Bush to discuss on the current world economic crisis and find a solution to this. What would be your suggestion or advice or a set of recommendations to those world leaders? Bildiğiniz gibi Washington'da G20 zirvesi gerçekleşti George Bush'un başkanlığında. Burada 20 gelişmiş ülke bir araya gelerek dünyanın şu anda içine girdiği ekonomik krizin çözümünün ne olabileceğini tartıştılar. Peki sizin bu ekonomik krizin çözümüne ilişkin kişisel görüşünüz nedir? Faizler kaldırılması gerekiyor. Vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Vergiler